Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı? Hanefi mezhebinde oruçluyken iğne yaptırmak imamlarımız arasında arasında orucu bozup bozmaması ihtilaflıdır. Zira imamlarımız döneminde şu anki mevcut haliyle iğne veya iğne kullanımı bulunmadığından dolayı imamlarımız dönemindeki veya imamlarımızdan rivayet edilen bazı meseleler iğneye kıyas ediliyordur. İğnenin kıyas edildiği mesele de ki Osmanlı'nın son dönem alimlerinden Ömer Nasuh Bilmen'in de uygulaması bu şekildedir. İğnenin kıyas edildiği mesele imamlarımız dönemindeki karın veya baş bölgesindeki açık yaraya sıvı ilaç sürülmesi durumunda orucun bozulup bozulmaması ile alakalı durumdur. İmam Muhammed Kitabül Asıl isimli eserinde baş veya karın bölgesindeki açık bir yaraya sıvı bir ilaç sürülüp onun vücuda, vücudun içine girmesi durumunda orucun bozulup bozulmayacağı meselesi Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasında ihtilaflı olduğunu rivayet edip, İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre orucun bozulduğunu, Ebu Yusuf Hazretlerine ve kendisine göre ise orucun bozulmadığını rivayet etmiştir. Bu meselede bu şekildeki hilaf aynı şekilde menfesi tabi olan, menfesi tabi'inin dışında vücudun herhangi bir yerine ki menfezi tab i mezhebinde arı, ağız, burun, işte kulak veya işte makat gibi vücudun içerisine yol olan yerlerdir. Bunların dışındaki herhangi bir yerden vücudun içerisine bir şey zerk edilmesi durumunda orucun bozulup bozulmaması bu e, ihtilaf edilen konuya kıyas edilmektedir. İğne de bu meseleye kıyas ediliyordur. Bundan dolayı bu meselede Ebu göre oruç bozulduğundan dolayı Ebu Hanife'de göre iğne orucu bozacağını, sahibine göre bu meselede oruç bozulmadığından dolayı sahibine göre yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre orucun bozulmayacağı kanaati son dönem alimleri tarafından bildirilmektedir. Şimdi günümüzde bugün iğneyle alakalı şeyde vatandaşa şu şekilde bir şey tavsiye edilmektedir. Eğer iğneyi her daim ve Ramazan'ın bütün 30 gününde mutlaka şeker hastalarının kullanmak zorunda olduğu iğne gibi mutlaka kullanmak zorunda ise bu durumda sahibinin fetvasını esas alıp orucun bozmaması üzerine hareket etmesidir. Çünkü hilaflı bir meseledir. Bütün Ramazan'ın orucunu tutma demek vatandaş açısından vatandaşa haraç olacaktır. Onun için bütün Ramazan'ı tutmamak yerine burada madem hilaf varsa ümmeti kolaylık için Ebu bu sahibinin hareket edilebilir. Ancak Ramazandan sonrasızsa Ramazandan sonrasında bu vatandaşa biz eğer kısa günlerde iğne olmadan tutabiliyorsa tutmasını tavsiye ederiz. Kısa günlerde tutamıyorsa o zaman fidyeyi vermesini tavsiye ederiz. Normalde devamlı bir şekilde Ramazan içerisinde devamlı bir şekilde iğne olması gerekmiyorsa işte belli bir dönem hastalığından dolayı iğne olması gerekiyorsa işte bir hafta 10 gün bu tür meselelerde yine müftabih olan görüş Ebu Hanife'nin rivayetidir. Yani orucun bozulacağıdır. Onun için burada bir hafta 10 gün iğne şey yapacak olursa bunları mutlaka vatandaş Ramazan'dan sonra iade etmelidir. Ama Ramazan içerisinde diyelim 10 günlük bir ilaç iğneyle alakalı bir tedavisi söz konusuydu. Bu 10 günlük tedavi içerisinde iğnesini olsun, Hanife'ye göre oruç bozuluyordur. Ancak sahibine göre oruç bozulmama rivayeti olduğundan dolayı o rivayette göz önünde bulundurularak o gün ye yiyip içmesin sanki oruç duymuş gibi hareket etsin. Ancak mutlaka Ramazandan sonra iade Ramazandan sonra iadesini yapsın. Yani toparlayacak olursak. İğne, bugün günümüzdeki iğne veya iğne şeklinde vücuda belli bir şeyle zerk edilen şeyler Ebu Hanife'ye göre orucu bozuyordur. Sahibine göre ise oruç bozulmuyordur. Vatandaşın devamlı kullanma zorunluluğu varsa ve bu ilaçta başka alternatifi yoksa iğnesini olsun orucuna devam etsin. Çünkü sahibine göre oruç bozmama fetvası vardır. Kısa günlerde denesin. Eğer tutabiliyorsa ihtiyaten yine tutsun ama tutamıyorsa bu oruçların fidyesini versin. İbadatta ihtiyat esastır. Ancak devamlı iğne olma zorunluluğu yok ise belli bir dönem sadece iğne kullanma zorunluluğu var ise bu durumda iğnesi olduğu zaman orucun bozulma fetvasının esas olduğunu bilip yine aynı şekilde o gün orucuna devam etsin ancak Ramazan'dan sonra bu kişi mutlaka kaza etsin.